Hazreti Danyal yetim idi. Bakın yetim, küçük çocuk iken babası annesi vefat etmişti Hazreti Danyal. Birisi alıp bu Danyal'ı büyütmüştü. Danyal'a sahip çıkmıştı. Padişah kendisine ait bir işten dolayı güvenilir emin birisini başka bir şehre göndermesi gerekiyordu. Bunun için iki tane hakimden meşveret etti. İki tane hakime akıl danıştı. Dedi benim mahremene bir işim var. Hususi bir işim var ve bunun kimseler tarafından bilinmesini istemiyorum. Bunun için emin birisini görevlendirmek istiyorum. Sizin tanıdığınız emin birisi var mı? Bunlar da dediler evet. Şehirdeki şehrin abidini biz tanıyoruz. Abid insandır, mümin insandır, imanlı insandır, Allah'tan korkan insandır. Onu görevlendirebilirsiniz. Padişah dedi ki o abidi bana getirin. Abidi getirdiler. Padişah derdini abide açtı. Hususi meselesini abide açtı. Tabii ki abidle baş başa kalarak meselesini ona açtı. Hakim, o iki hakimi dışarıya çıkardı. Ve böylelikle abid padişahın o hususi işini yerine getirmek için başka bir şehre doğru revan oldu. Padişah o iki tane hakime görev verdi. Dedi ki bunun ailesinin geçimini bu dönene kadar, abid dönünceye kadar bunun ailesinin geçimini biz sağlayacağız. Her gün bunun aile evine erzak götürün. Bunun ailesine yiyecek götürün. İhtiyaçlarını biz karşılayacağız. Her gün gidin sorun neye ihtiyacı var diye. Bakınız bu iki tane hakim her gün beraberce geliyorlar abidin evine. Bir gün abidin kapıya tabii ki efendim erzak bırakıyorlar, yiyecek bırakıyorlar. Kapının arkasında duruyor abidin hanımı. Kapının arkasında duruyor ve bunlar soruyor hanımefendi bir ihtiyacınız falan var mı? Bu şekilde. Bir gün bu iki hakim dediler ya bu abidin hanımı nasıldır? Biz hiç onun yüzünü görmüş değiliz bugüne kadar. Bir kapıya çıkalım, kapıyı çalalım geldiğinde diyelim hanımefendi kapıyı açar mısın? Bizim yüz yüze sana bir şey söylememiz lazım. Velhasıl bunlar geldiler kapıyı çaldılar hanımefendi buyurun dedi biz işte padişah tarafından buraya gönderilen hakimleriz. Kapıyı açar mısın? Yüz yüze bir şey konuşmamız gerekiyor. Bu hanımefendi kapıyı açtı. Açınca bunlar baktılar ki abidin hanımı çok güzel. Çok güzel. Güzel bir hanımefendi. Ve bunların nefsi bulanmaya başladı. Nefis bunları aldı başka başka efendim hayallere götürdü. Ve bunlar ikisi de anlaştılar. İki hakim anlaştı. Abidin hanımına dediler ki ya bizimle beraber olursun veyahut da senin zina ettiğine dair padişahın yanında şahitlik ederiz. Padişah bize inanır, sana inanmaz ve böylelikle sen taşlanırsın, taşlanarak öldürülürsün. Bu kadın abidin hanımı çok yalvardı, yakardı. Allah'tan korkun, yapmayın, etmeyin. Dediğiniz günahtır. Aklınızdan geçen günahtır. Ama bunlara nefsi dönmüş, gözü dönmüş. Ya bizimle beraber olursun ki bacılarımız kusuruma bakmasın. Bu ikisi resmen ahlaksızlık teklifinde bulunuyorlar bu hanımefendiye. Veyahut da gider padişaha deriz ki biz abidin hanımını zina ederken gördük. Birisiyle zina ediyordu. Ve böyle bu durumda da böyle olunca da padişah seni taşlatır ve öldürtür. Buna rağmen bu hanımefendi kabul etmedi. Tevek
tevekkeltu alallah dedi. Tevekkeltu alallah dedi. Allah'a tevekkül dedi. Allah'a sığındı. Hasbunallah dedi. Allah bana yeter dedi. Ni'mel vekil dedi. O ne güzel vekildir dedi. Ni'men nasir dedi. O ne güzel yardımcıdır dedi. Gidin bildiğiniz yere beni şikayet edin. Hakkımda iftiralar atın. Ben sizin söylediğinizi kabul etmem. Ve bu iki hakim geldi padişahın yanına. Padişahım, abidi siz hususi bir işinizden dolayı göreve göndermişsiniz başka bir şehire. Ama bu abidin de hanımı zina ediyor. Biz onu zina ederken gördük. Zina ederken gördük. Bunun taşlanması lazım. Padişah dedi ki hakimlere, dedi evet bunu taşlamak lazım ama şimdi bunun kocası burada değil. Kocası burada bizim efendim benim hususi işim için göreve gitmiş. Kocası benim için başka bir göreve gitmişken onun hanımını o yokken taşlatmak doğru gelmez. O gelene kadar bekleyelim. Ona da durumu anlatalım. Hakim, bu iki hakim tamam dediler, çıktılar. Padişah veziri çağırdı. Veziri çağırdı, vezire sual eyledi. Vezire sual eyledi, dedi ki bu iki tane padişah, bu iki tane pardon hakim bana bu şekilde haber getirdi, sen bu işi bir araştır. Padişah vezire dedi ki sen bu işi bir araştır. Bu işin doğruluğunu, yalan olduğunu bir araştır. Vezir düşündü, ben bu işi nasıl efendim aslını hakikatini öğrenebilirim. Çıktı dışarıya, saraydan dışarıya çıktı. Yolda gelirken baktı çocuklar oynuyor. Daniel da küçük bir çocuk. Ve Daniel o oynadığı çocuklara diyor ki sizin ikiniz hakimsiniz. Ve bana bir iddiada bulundunuz. Dediniz ki falanca zina etmiş. Bana bir iddiada bulundunuz, falanca zina etmiş. Şimdi ikinizden biriniz yanıma gelin. Ben sizi sorguya çekeceğim. Ama ayrı ayrı sorguya çekeceğim. İkinizden biriniz yanıma gelin. Bunlardan birisi geldi. Vezir bunları izliyor. Geldi Daniel, buna dedi ki senin zina etmiş dediğin o kadın kiminle zina etti? Bu adam kimdi? Zina eden erkek kimdi? Saat kaçta sen bunu gördün? Yani günün hangi vaktinde sen bunu gördün? Gece miydi, gündüz müydü? Öğleden önce miydi, öğleden sonra mıydı? Evin etrafında başka insanlar gördün mü? Böyle sorular sordu. Tamam dedi, sen gidebilirsin. İkincisi gelsin. Daniel ikinci çocuğu çağırdı. İkinci geldi. Aynı soruları buna sordu. İkinci çocuk birinciden farklı ifade verdi. Farklı. Mesela o demiş X ile zina ettiğini gördüm. Bu diyor Z ile zina etti. Mesela farklı isimler, farklı ifadeler. O demiş efendim akşama doğruydu. Bu demiş öğleden sonraydı. Farklı ifadeler. Vezir bunları gördü, gördüklerini geldi padişaha anlattı. Dedi efendim bu olayın aslını öğrenmek için iki tane hakimi, o şahitlik eden iki hakimi, biz gördük diyen iki hakimi çağır, ikisinden de tek tek ifade al. İfadeleri birbirine tutarsa bunlar doğru diyor demektir. İfadeleri çelişirse bunlar kadına iftira atıyor demektir. Ve padişah vezirin dediğini yaptı. Ve bunların ifadesi birbiriyle çelişti. İfadeleri birbirine tutmadı. Padişah emretti ki götürün bunların ikisini de idam edin. Böyle insanların toplumda yokluğu varlıklarından daha hayırlıdır. Yoklukları varlıklarından daha hayırlıdır. Götürün bunları idam edin.